Ülkemizde artık uyuşturucu, sentetik uyuşturucunun kullanım yaşı 10 yaşına kadar indi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi sentetik uyuşturucu kullanımında ölümlerde Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğunu belirtiyor. Son 10 yılda uyuşturucu suçlarından cezaevinde yatanların sayısı %400 artmış durumda. Madde bağımlılığından ayakta tedavi için başvuranların sayısı %674 artmış. Uyuşturucu 10 yaşlarına indi ve acıdır ki kız çocuklarında da giderek yayılıyor. Uyuşturucudan yatan hasta sayısının artış oranı %381. Yatan hastaların %11'i 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor. %40'ı ise 15-19 yaş aralığında. %30'u 20-24 yaş aralığında. %11'i ise 25-29 yaş aralığında. Değerli arkadaşlar, bu sorun emniyetle, eğitimle, aileyle ve kurumların işbirliğiyle çözümlenecek bir sorun. Ne yazık ki kağıt üzerinde çok şey söylendiği doğru. Bununla ilgili yapılanlar da var. Özellikle narkotiğin bu konudaki uzman olan ekiplerinin okullarda, ailelere, kurumlara verdiği eğitimlerde bulunuyor. Ne var ki bütün bunlara rağmen sorun çok ciddi. Allah hiç kimsenin başına böyle sorun vermesin. Ama burada hükümetin yapması gereken bir konu, olayı yalnızca şunu yapıyoruz, bu kadar rakam, bu diye geçiştirmemesi gerekiyor. Bütün partilerin, bütün kurumların uyuşturucu terörü üzerine mücadeleyi topyekun vermesi gerekiyor. Bugün burada mecliste mutlaka bu konuda bir araştırma komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar vermeliyiz. Çünkü okulda çocuk artık tuvalete girip sentetik uyuşturucu kullanıyor. Ve bunun karşısında mücadeleyi birlikte geliştirmezsek bu terör geleceğimizi bildiğimiz terörden daha fazla tehdit ediyor. Çoğu yerde, çoğu kasabada, çoğu köyde ne yazık ki bu yayılıyor. Bunun yanında ilçelerde, il merkezlerinde belli saatlerde sokağa çıkamayacağımız yerler var. Bu durumun çözümü meclisin bu duruma el koymasıdır. Bu bağlamda yapılacak çalışmanın mutlaka ve mutlaka tüm boyutlarıyla ele alınması, yasal düzenleme dahil her konuda mutlaka meclisin yapacağı neyse bir an önce yapılması lazım. Çünkü olayın boyutları gördüğünüzden büyük, daha derin ve tehlikeli. Ne yazık ki gençlerimizi, çocuklarımızı zehirliyorlar. Buna karşı gelin.